İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, bültenimize 25 Haziran'da yapılacak ara seçime ilişkin bir haberle başlayalım. Seçime 2 haftadan az bir zaman kalırken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narim Ferdi Şefik detayları paylaştı. Şefik, ülke genelinde 210.121 seçmen için 713 sandık kurulacağını açıkladı. Oy pusulası ve mühürde değişiklik olduğu bilgisini de aktaran Şefik, parti adaylarının üst sırada, bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığını, oy pusulasının bütünü içerisinde sadece bir evet mührü basılabileceğini vurguladı. YSK Başkanı Narin Şefik, seçim günü saat 19'a kadar sonuçlarla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu, 19'da 21 saatleri arasında yasağın Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabileceğini belirterek kurallara herkesin saygı göstermesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs'a 25 Haziran'da yapılacak milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçimlerine ilişkin bilgileri paylaştı. Bir milletvekili ve Lefkoşa Yeni Cami'de bir muhtar için seçim yapılacağını kaydeden Şefik, milletvekilliği için 6 siyasi parti adayıyla 7 bağımsız adayın, Lefkoşa Yeni Cami muhtarlığı içinse 4 adayın yarışacağını söyledi. Milletvekilliği oy pusulasının mecliste seçim ve halk oylaması yasasında yapılan tadilat nedeniyle alışılagelmiş oy pusulasından farklı olduğunu belirten Şefik, o tadilat neticesinde partiler oy pusulasının üst sırasında, bağımsız adaylar alt sırada yer aldı dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, gerek partilere gerek bağımsız adaylara oy verme şeklinin evet mühürü parti veya bağımsız adayların bölümlerindeki karenin birisinin içerisine bir kez basmakla olacağını anlattı. Şefik, seçmenlere seçmen kartlarıyla birlikte nasıl oy kullanılacağını izah eden broşür de göndereceklerini ve sandık kurulu üyelerinin ise 19 Haziran itibarıyla eğitime alınacağını kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu seçimde kaşe mühür kullanılacağı bilgisini de aktardı. Yapılan itiraz sonucu adaylığı reddedilen Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayı Tacan Reynar'ın oy pusulasında yer almasının nedeninin yasaya istinaden olduğunu belirten ve Yüksek Seçim Kurulu'nun mevzuat ne derse onu yapmakla mükellef olduğunu vurgulayan Şefik, seçim ve halk oylaması yasasının ilgili maddesini işaret etti. 25 Haziran ara seçimleriyle ilgili seçmen, sandık ve görevli sayılarını da paylaşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, 210.121 seçmen ülkenin ülke genelinde 713 sandık kurulacağını ve her sandıkta 3 olmak üzere toplam 2139 devlet görevlisinin bulunacağını belirtti. Partilerin ve bağımsız adayların görevlerinin de sandıklarda bulunabileceğini ifade eden Şefik, ilçe seçim kurullarında veri girişiyle ilgili 87 görevlinin çalışacağını, bunlar dışında 6 ilçede farklı görevleri yürütmek üzere 100'e yakın kişinin bulunacağını anlattı. Şefik, ülkede son olarak yapılan 25 Aralık yerel kuruluş organları genel seçimlerinde seçmen sayısının 208.236, seçime katılım oranının ise %64.63 olduğunu da kaydetti. Buna göre 25 Aralık 2022'den günümüze seçmen sayısı 1885 arttı. Seçmen oy kullanmaya giderken yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, Kıbrıs Türk Federe Devleti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu, Kıbrıs Türk Federe Devleti pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetini bulundurması gerektiğini kaydeden Şefik, oylama kabinine cep telefonu veya çantayla girilemeyeceği ve oy verdikten sonra pusulasını ilçe seçim kuruluyla sandık kurulunun mühürleri görülecek şekilde katlayarak sandığa atılması gerektiği uyarısında da bulundu. Oy verme işleminin 8-18 saatleri arasında yapılacağını belirten Şefik, sandık kurulları sayımını yaptıktan sonra rakamları Yüksek Seçim Kurulu'na bildireceğini söyledi. Sonucun erken saatte çıkmasını temenni eden Şefik, yasa gereği seçim günü 19'a kadar sonuçlarla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, 19'da 21 arasında Yüksek Seçim Kurulu izin verdiği takdirde sonuçların yayınlanabileceğini, 21'den sonra ise bütün yayınların serbest olduğunu anlattı. Bu kurala kesin saygı gösterilmesini isteyen Şefik, vatandaşlara oy kullanarak iradelerini göstermeleri çağrısında bulundu ve katılımın yüksek olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Christodoulis ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola'ya yanıt verdi. Tatar, Rum liderin Kıbrıs konusunda başka aktörleri dahil etme çabasının beyhude olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının rıza göstermediği herhangi bir aktörün olası süreçlere dahil olmayacağını vurguladı. Tatar, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'nın da Avrupa Birliği'nin statükonun kalıcılaşmasına yapmış olduğu büyük katkıyı unutmuş göründüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis'in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya yanıt verdi. Tatar, Rum lider Nikos Christodoulidis'in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunun 60 yıldır neden çözümsüz kaldığını ifşa ettiğini belirterek, Rum lider Kıbrıs Türk halkını yok sayan, eşit görmeyen tutumunu tekrarlarken, anavatan Türkiye'ye AB üzerinden baskı yapılması çağrısında da bulunarak çaresizliğini ortaya koymaktadır dedi. Rum liderliğinin Kıbrıs konusuna BM dışında başka aktörleri dahil etme çabalarının beyhude olduğunu anlaması gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafının rıza göstermediği herhangi bir aktörün olası süreçlere dahil olamayacağını vurguladı. Tatar, Christodoulidis seçildiği günden beri uzlaşmaz ve maksimalist tutumunu gizlemek amacıyla AB'yi Kıbrıs konusuna dahil etmeye yönelik sözde planını ileriye götürme siyaseti gütmektedir. Bilinmelidir ki Kıbrıs'ın geleceğine dair tek yanlı herhangi bir çaba kabul görmeyecek ve Kıbrıs Rum lider son temaslarında olduğu gibi elleri bomboş Güney Kıbrıs'a dönecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola'nın ise konuşmasında Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa'nın asla tamamlanamayacağını ifade ederken, aslında AB'nin statükonun kalıcılaşmasına yapmış olduğu büyük katkıyı unutmuş göründüğünü dile getirdi. Avrupa Birliği'nin anlam planını reddeden Rum tarafını, kendi koymuş olduğu tam üyelik kriterlerini, yani kendi hukukunu bilerek ve isteyerek, çiğneyerek 1960 Cumhuriyeti'ni kuran uluslararası antlaşmalarında hilafına tam üye yaptığını belirten Tatar, Avrupa Birliği'nin sanki Rum liderinin adanın tümünde yetki, otorite ve egemenliği varmış gibi davranmaya devam ettiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında Kıbrıs adasında iki devlet gerçeği olduğuna da vurgu yaptı. Tatar, buradan bir kez daha tekrarlamakta fayda görmekteyim. Kıbrıs adasında iki devlet gerçeği vardır. Bu iki devletin sınırları da yöntemleri de demokratik yollardan seçilen yöneticileri de bellidir ve iki devlet bu esaslara göre 10 yıllardır yan yana yaşamaktadır. Gerçekler böyleyken Kıbrıs Rum liderliğinin adanın tümünü temsil kabiliyeti varmış illüzyonunu sürdürmek isteyenler sadece ve sadece çözümsüzlüğe aynı zamanda mevcut statükonun kalıcılaşmasına hizmet etmektedirler ifadelerine yer verdi. Çözüme gidecek yolun belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etsin, müzakerelere başlayalım. Sahadaki gerçekleri masaya yansıtalım ve bu sorunu çözümsüzlükten kurtaralım dedi. Avrupa Birliği'nin de Kıbrıs'ta bir uzlaşıya, bir çözüme hizmet etmek istiyorsa, Rum lideri bu yönde teşvik etmesi gerektiğini ifade eden Tatar, aksi halde sorunun bir parçası haline gelen AB'nin mevcut tutumuyla Kıbrıs konusuna olumlu bir katkı yapmasının mümkün olmadığını belirtti. Rum liderin konuşmasında mesnetsiz iddialarla düzensiz göç konusunda anavatan Türkiye'ye dil uzattığını kaydeden Tatar, küresel bir sorun olan düzensiz göç konusunda insanlık trajedileri yaşanırken, bu çaresiz insanlara kucak açan, vaat edilen katkının da verilmemesine rağmen, kendi imkanlarıyla düzensiz göçmenlere beslenme ve barınma da dahil yaşam veren Türkiye Cumhuriyeti'ne dil uzatmanın kimsenin haddine olmadığının altını çizdi. Tatar, bu konuda görüşmek istiyorlarsa, işbirliği yapmak istiyorlarsa, kendilerine sunmuş olduğumuz önerimiz hala masadadır. Popülizm yapmak yerine önerimizi kabul etsinler, yetkililerimiz oturup bu konuda işbirliği zeminini oluştursun ifadelerini kullandı. Rum liderin hidrokarbon kaynakları konusunda da tek sahip ve tek yetkili kendileriymiş gibi ifadeler kullandığını, bununla da yetinmeyip doğalgaz konusunda vaatlerde de bulunduğuna işaret eden Tatar, Rum lider bilmelidir ki eşit hak sahibi olduğumuz doğal zenginliklere dair haklarımızı sonuna kadar savunmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle devam edeceğiz dedi. Bu konuda da işbirliği çağrısı yaptıklarını hatırlatan Tatar, bu konuda da ayak sürüyen tarafın belli olduğunu belirtti. Rum tarafına çağrı yapan Tatar, 1 Temmuz 2022 tarihinde BM Genel Sekreteri aracılığıyla tarafınıza gönderdiğimiz işbirliği teklifimize olumlu yanıt veriniz. Hemen teknik ekiplerimiz masaya otursun, işbirliği yapalım, hem iki taraf, hem Kıbrıs Adası, hem ilgili paydaşlar, hem de bölgemiz kazansın dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'da 2 gün süren temaslarını tamamladı. Tatar, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın heykelinin açılış töreni nedeniyle Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'nde Rauf Raif Denktaş konulu panele katıldı, konuşma yaptı ve önemli mesajlar verdi. Detayları BRT Ankara muhabiri Bülent Göksan'dan alacağız. Ve öncelikle iyi akşamlar dileyelim Bülent'e ve detayları senden alabilir miyiz Bülent? Evet Ülgen, senin de aktardığın gibi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün Bolu'da yoğun programı vardı. Panelde konuştu Cumhurbaşkanı Tatar. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin dikilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesinin yaşatılarak gençlere aktarılacağını... Baştan Tatar, Denktaş'ın Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk'ünün mutlaka İngiliz sömürge yönetiminden kurtulacağını bildiğini, Doktor Fazıl Küçük'ten bayrağı devralmasını dile getiren Kıbrıs Başkan Tatar, mücadelenin çok uzun olduğunu söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Atatürk'ü kendine örnek aldığını vurgulayan Başkan Tatar, Denktaş'ın Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk'ünün mutlaka İngiliz sömürge yönetiminden kurtulacağını bildiğini, Doktor Fazıl Küçük'ten bayrağı devralmasıyla Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkının önemini ve Kıbrıs Türk halkının bu şekilde varlığını sürdürebileceğini vurguladığını söyledi. Kıbrıs Türk'ünün büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Başkan Tatar, Kıbrıs'ta ileride bir aşama, bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde iki egemen bağımsız devletin işbirliğiyle olabileceğine vurgu yaparak Türkiye'nin tamamıyla bu siyasetin arkasında olduğunu söyledi. Denktaş'ın mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas parametreleri olduğuna dikkati çeken Başkan Tatar, Denktaş'ın söylediklerini kaydederek yeni siyaseti şekillendirmenin görevleri olduğunu söyledi. Tatar, biz onun Cumhurbaşkanı'nın öğrencileriyiz. Rauf Raif Denktaş bizim büyüğümüzdür. Milliyetçi bir insandı. Türk dünyasının lideri haline gelmiştir. Bizlere miras bırakmıştır. Açıklamasını yaptı Başkan Tatar. Başkan Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra anıtın açılışına geçtiler hep birlikte. Cumhurbaşkanı olarak yürüttüğü siyasette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın iki ayrı bağımsız devletin işbirliğiyle olabileceğini vurgulayarak Erdoğan'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaretinde bunu dünyaya ifade ettiğini söyledi. Kıbrıs'ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçtiğini dile getiren Başkan Tatar, bu süreçte bunlar tescil edildiği takdirde Kıbrıs'ta resmi olarak müzakere süreçlerinin başlayabileceğini, Denktaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'siz AB'ye girmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü, Doğu Akdeniz'in giderek önemini artıran bir bölge olduğunu vurgulayarak bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de önem ve değerinin arttığını ifade etti. Tatar, açılacak anıt ile Rauf Raif Denktaş'ın isminin yaşatılması ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin gençler ve yeni nesiller ilelebet gösterecek olmasının da anlamlı ve değerli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra anıtın açılışı vali, belediye başkanı, Cumhurbaşkanı'nın oğlu eski başbakan yardımcısı Serdar Denktaş'ın ve protokolün eşliğinde Kıbrıs Zafer Marşı eşliğinde açıldı. Anıt 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner tarafından yaptırıldı. Eti Mesut Belediyesi Plastik Sanatlar Atölyesi'nde de Alper Çınar tarafından üretildi. Oldukça Bolu'nun çok önemli bir bölgesinde yer alan, çok önemli bir bölgesinde yer alan anıtın açılışından sonra Cumhurbaşkanı Tatar açılışa gelen vatandaşlarla sohbet etti ve onlarla fotoğraf çektirdi. 2 günlük Bolu temaslarının tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar şu sıralarda İstanbul'dan ayrılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı. Peki, çok teşekkür ediyoruz Bülent. Sizlere kolay gelsin diyelim. Evet sayın seyirciler, şimdi de Cumhurbaşkan Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tören'in açıklamalarıyla devam edelim bültenimize. Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği önemi gösterdiğini belirtti. Töre, bu yüzyılda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz. Bunun öncüsü ve lideri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır, dedi.
Cumhurbaşkan Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başkent Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Ofisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmesi ve diğer konularla ilgili Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne kadar önem verdiğini en güzel ispatıdır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli davanın peşindedir, milli bekanın peşindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de milli davanın ve milli bekanın, milli güvenliğin vazgeçilmesidir. Mavi vatan mefhumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etrafındaki denizlerden kaynaklanmıştır bu ifade. Dolayısıyla hem karada hem havada hem de denizdeki vatan mefhumu bizim öznemizdir. Zorlu Töre Erdoğan'ın ziyaretinde yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısını yinelemesi ve resmi müzakerelere başlamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ön koşulunu koyduğunu anımsatarak Erdoğan tarafından dünyaya ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine verilen mesajların önemli olduğunun altını çizdi. Uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olduğuna dikkati çeken Töre, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sadece garantör sıfatıyla bulunmuyor. Uluslararası hukuk açısından garantörlük önemli fakat biz Türk'üz ve Türk milletinin mensubuyuz. Milletimizin Kıbrıs Türk halkıyla burada müşterek bir davası vardır. Bu davanın öznesi milletimizin milli menfaatleridir ve bizler milli menfaatlerimizi ancak Türkiye ile birlikte savunabilir ve geleceğe taşıyabiliriz dedi. Ercan Havaalanı'nın tamamlanması ve oraya büyük uçakların inmesi ve işte yılda 1 milyon turist gelirse 8 milyon turist gelecek şekilde Ercan Havaalanı'nın büyütülmesi fevkalade önemlidir. Dolayısıyla Ercan'ın tamamlanması çok gecikmiştir. Bir an önce uçuşlara hazır hale getirilmesi gerekir. Yeni Ercan'ın açılması bir an önce gerekir. Türkiye'nin uluslararası arenada sözü dinlenir bir ülke olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de büyük faydalar sağlayabileceğine vurgu yapan Töre, sözlerini bu yüzyılda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz. Bunun öncüsü ve lideri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır diye tamamladı. Aynı şekilde interkonnekte sistemle de İthalatçı firmaların yaşadığı yükleme ve lojistik sıkıntıların giderilmesinin ardından LPG gaz dağıtımı yarın itibariyle başlıyor. Tüp gaz fiyatında 5 Türk liralık indirime gidileceği açıklanırken akaryakıt fiyatlarında ise artış yapılacağı duyuruldu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ithalatçı firmaların yaşadığı yükleme ve lojistik sıkıntılar nedeniyle LPG gaz tedariğinde bazı gecikmeler yaşandığını ancak yarın sabah itibarıyla bu sorunun ortadan kalkacağını açıkladı. Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada yarın sabah itibarıyla LPG dağıtımının başlayacağını belirtti. Bakan Amcaoğlu, tüp gaz fiyatında 5 Türk liralık indirime gidileceğini de ifade etti. Öte yandan akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Buna göre 95 oktan benzin 22.89 Türk lirasına, 98 oktan benzin ise 23.38 Türk lirasına yükselirken, Euro dizel ve gaz yağına ise zam yapılmadı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasını aktaralım şimdi de. Bakanlık Hamitköy'de bir ağılda çiçek hastalığına rastlandığını, aşılamanın başladığını kaydetti. Hayvan sağlığı yasası tahtında Hamitköy'de tedbir amaçlı 2 aylık süre için karantina tedbirleri alındı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre veteriner dairesine gelen ihbar üzerine Hamitköy'de hayvancılık yapan bir şahsa ait hayvanlardan alınan kan numunelerinin test edilmesi sonucunda çiçek hastalığına rastlandı. Açıklamada Hamitköy'de kayıtlı bulunan tüm küçükbaş hayvanların koruyucu olarak aşılanmasına başlandığı duyuruldu. Hastalık semptomu gösteren 6 küçükbaş hayvanın ise itlaf edildiği ifade edildi. Hayvan sağlığı yasası tahtında Hamitköy'de tedbir amaçlı 2 aylık süre için karantina tedbirleri alındı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Bölgeden kesin maksadıyla çıkış yapacak küçükbaş ve büyükbaş hayvanların en yakındaki Kamkam mezbahasına sadece cuma günü kesimi yapılacak.
Bölgede tespit edilen hastalığın Gazi Mausa'da uygulanan karantina kurallarını ihlal eden üretici ve canlı hayvan alım satımı yapan bir kişi tarafından bulaşmış olduğu tespit edildi. Karantina tedbirlerine ve hayvan nakil işlemi kurallarına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı ve ileri tahkikat amaçlı polise gerekli şikayet yapıldı. Açıklamada koruyucu aşı uygulanan hayvanların et ve sütlerinin tüketilmesinin insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı, halkın hayvansal gıda ürünlerini tüketmekte herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek olmadığı da belirtildi. Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği heyeti Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Töre kabulünde insanları kurtarma ve maruz kaldıkları yıkımdan en az hasarla çıkmalarını sağlamanın önemli ve kutsal bir görev olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği heyetini kabul etti. Kabul öncesinde dernek yetkilileri Sebil isimli arama kurtarma köpeğini Başkan Töre'ye anlattı. Kabulde konuşan dernek başkanı Muhammed Öksüz Ali, Türkiye'de son depremde yaşanan yıkıcı tablonun böyle bir derneğin kurulmasını zaruri hale getirdiğini ifade etti. Öksüz Ali, faydalı bir dernek olarak sadece Kıbrıs'a değil tüm insanlığa katkı yapmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de derneğin arama kurtarma amacı altında örgütlenmesini hümanist bir düşünce olarak gördüklerini belirtti. Töre, insanları kurtarma ve maruz kaldıkları yıkımdan en az hasarla çıkmalarını sağlamanın çok önemli ve kutsal bir görev olduğunu söyledi. Dernek üyelerinin Hatay'da görev yapmasının kendileri için büyük bir tecrübe olduğuna işaret eden Töre, Kıbrıs Türk halkının bu tür derneklere ihtiyaç duyduğunu da kaydetti. Hiç beklemediğimiz bir anda felaketler oluşabiliyor ve arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem gönüllü olarak hem sivil savunma teşkilatı, Kızılay, Çevik Birlik, Çevik Kuvvet, Polis Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri ama sizinki onların resmi kuruluşların dışında tamamen gönüllülük esasına dayanarak bir örgütlenme yaptınız. Tabii ki mutlaka eksikleriniz vardır arama kurtarma için. Alet edevata da ihtiyaç var, eğitime ihtiyaç vardır. Depremin acısını hala yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Töre, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. Sivil savunma tatbikatları Fly Kıbrıs Hava Yolları Bodrum ve Ordu Giresun'a başlattığı uçuşları Bodrum Dorya Otel'de düzenlediği lansmanla tanıttı. Berete'ye açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile şirket yetkilileri başlatılan uçuşların ülke ulaşımı, turizmi ve ekonomisi açısından önemine işaret ettiler. Kısa bir süre önce havacılık hayatına merhaba diyen Fly Kıbrıs destinasyon ağına iki farklı noktayı daha ekledi. Bodrum'la Ordu Giresun'a direkt uçuşları başlatan Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuşlarını düzenlediği lansmanla tanıttı. Lansman gecesinde BRT'ye açıklamalarda bulunan şirketin kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, söz konusu uçuşların ulaşım ve turizmin yanı sıra ülke ticaret ve ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydederek iki ülke ticaret odası başkanlarını da lansmanda bir araya getirdiklerini kaydetti. Eylül ayı itibariyle Azerbaycan uçuşlarımızı başlatmayı planlıyoruz. İnşallah planladığımız şekilde uçuşlarımız devam edecek. Fly Kıbrıs kurucu ortaklarından Mehmet Yücel de esas amaçlarının ülkeye daha fazla turist taşıyarak destinasyon ağlarını genişletmek olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Hava Yolları kapandığından belli ilk defa bir direkt Bodrum seferi bugün itibariyle Kıbrıs'dan Bodrum'a gerçekleşti. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bu hava yolları hepimizin hava yolları, adamızın hava yolları. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadoğan'la Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Formu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı Başkanı Omaç Cin de karşılıklı olarak ticaretin gelişmesi için temas ve çalışmalar yürüttüklerini aktardılar. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da başlatılan uçuşların sürdürülebilir olmasının önemine değindi. Bodrum'daki turist sayısının da ciddi şekilde önem arz ettiğini, acentelerle yapmış olduğumuz görüşmelerde en azından buraya gelen turistlerin
Kıbrıs'a da gelmeleriyle ilgili bir çalışma başlattıklarını duymak bizim için o da önemli. Çocuklarda karne heyecanı, ilkokullarda karneler ve tamamlama belgeleri yarın dağıtılıyor. Böylelikle yaklaşık 25 bin öğrenci belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak. İlköğretim dairesine bağlı okullarda karneler ve tamamlama belgeleri yarın dağıtılacak. Okullarda 2023-2024 öğretim yılı ise 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre ilköğretim dairesine bağlı kamu ve özel 127 okulda yaklaşık 25 bin öğrenci eğitim alırken ülkede 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde ilköğretime bağlı kamu ve özel okullarda yaklaşık 3400 öğretmen görev yapıyor. 60 artı tazelenme üniversitesi dünyamızda ve ülkemizde yaş ortalamasının artması ile birlikte aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan önemli bir girişim. Girne Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 60 artı tazelenme üniversitesi de ülkemizde büyük ilgi gördü ve ilk mezunlarını verdi. Girne Üniversitesi tarafından 2018 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen 60 Yaş Tazelenme Üniversitesi programına katılanlar düzenlenen etkinlikle başarı belgelerini aldı. Etkinlikte 60 artı tazelenme üniversitesi sorumlusu yardımcı doçent doktor Emet Toros, Girne Üniversitesi rektör vekili ve tıp fakültesi dekanı profesör doktor Rüveyde Bundak, Yakında Üniversitesi Müzeler Daire Başkanı ve Yakında Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanı profesör doktor Ali Eftal Özkul birer konuşma yaptı. Konuşmalarda 60 artı tazelenme üniversitesinin büyük ilgi gördüğü dile getirilerek pandemiyle ara verilen öğrenim sürecinin ardından bu yıl ilk mezunların verildiği vurgulandı. Eğitim ve öğretimin yaşam boyu devam ettiği vurgulanan konuşmalarda 60 artı tazelenme üniversitesine katılan ve katkı koyan herkese teşekkür edildi. Etkinlikte daha sonra 60 artı üniversitesi korosu mini konser verdi. Yemeni mor, yemeni, yemenisi sarı. Ah ne de edalı, Kıbrıs'ın kızları. Etkinlik katılımcılara belgelerinin verilmesinin ve resim sergisinin açılışıyla sona erdi. Seçime ilişkin haberlerimizle devam ediyoruz bültenimize. Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, kamu ve özel sektör emekçilerinin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu kaydetti. Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Ortada sınıfsal bir tercih olduğuna değinen Ersoy, "Biz o sınıfsal tercihe emekçilerden yana müdahalede bulunmak istiyoruz. Emekçilerin hayatının daha iyi olması için asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin. Özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmak yasaklansın. Servet vergisi uygulansın." dedi. Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, kamu ve özel sektör emekçilerinin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu kaydetti. Ersoy, kamu ve özel sektör emekçilerinin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunun altını çizdi. Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmasan seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmasan seçim çalışmaları çerçevesinde Türkmenköy ve Pire'de vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın ekonomik kriz nedeniyle büyük bir kaygı içerisinde olduğunu, yoksullaşmanın her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayan Korkmasan, halkı rahatlatıcı ekonomik önlemleri hayata geçirmesi gerekenler bunun yerine siyasi partilerin düzenlediği balo ve piyango biletlerinde KDV'yi sıfırladılar dedi. Korkmasan, halkın ne hükümeti ne de muhalefeti ödüllendireceğini, aksine bağımsız, farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefeti 25 Haziran'da meclise taşıyacağını ve önemli bir politik mesaj vereceğini vurguladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili adayı Sami Özuslu seçim çalışmalarına devam ediyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayı Sami Özuslu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu'nda Köy Kadın Kursu Sergisi ve Müsamere Töreni'ne, Yeniceköy Köy Kadın Kursu Sergisi'ne, Cihangir Düzova İlkokulu Müsamere Töreni ve Köy Kadın Kursu Sergisi'ne katıldı. Köylerde kadınların ürettikleri el işi ürünleri inceleme fırsatı yakalayan CTP heyeti, ilkokul öğrencilerinin müsameresini de izledi. Sami Özuslu, verilen emeklerden dolayı bölge halkını kutladı. Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Ali Başman seçim çalışmaları çerçevesinde İskele bölge halkıyla bir araya geldi. Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Ali Başman geniş katılımlı bir etkinlikte İskele bölge halkıyla buluştu. Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Başman İskele'nin her seçimde Ulusal Birlik Partisi için büyük bir fark ortaya koyduğuna işaret ederek, belli oldu ki güneş bu kez İskele'den daha güzel ve daha güçlü doğacak. 25 Haziran'da da sizden güçlü onayı alacağız ve hep birlikte sizler için daha çok çalışacağız. Her seçimde fark yaratan İskele'de yine çok daha güçlü, çok daha farklı bir sonuca doğru yürüyoruz dedi. Başman ayrıca Ada Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu, Memur Sen Başkanı Akın Manga, Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kamu Sen Başkanı Metin Atan ve üyelerinin çalışma yaşamıyla ilgili beklentilerini dinledi. Ali Başman ziyaretlerine ilişkin açıklamasında seçim süreci için belirledikleri "Birimiz değil hepimiz kazanacağız" sloganının temelinde çalışanlar olduğunu belirtti ve hükümetin de çalışanın alım gücünü korumaya yönelik önemli adımlar attığına vurgu yaptı. Yeniden Doğuş Partisi milletvekili adayı Figen Yaman Nesinger seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Yeniden Doğuş Partisi milletvekili adayı Figen Yaman Nesinger Gazi Mausa köylerini ziyaret etti. Nesinger, halkımıza verdiğimiz sözleri esas alıyor, insanlık onuruna yaraşır uygulamaları hayata geçirmek üzere göreve talip oluyorum. Bugünden yarını inşa etmenin bilinciyle hareket ediyoruz dedi. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın çalıştıklarını dile getiren Nesinger, insanların kalbine dokunmak istiyorum, sonucun başarılı olacağına inanıyorum, siyasete olan güveni güçlendirmeyi de hedefliyoruz dedi. Ve son olarak Demokrat Parti milletvekili adayı Serhan Aktunç seçim çalışmalarını Girne'de sürdürdü. Demokrat Parti milletvekili adayı Serhan Aktunç, Girne Çarşısı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, esnafla sohbet etti. Aktunç, Girne Çarşamba Pazarı ziyaretinde halkın büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Özellikle halkın siyasette genç ve yeni isimler noktasındaki değişim çağrısı Aktunç'a iletildi. Aktunç, halkla yaptığı sohbette ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulların aşılmasında en etkili yöntemin üretimi ve turizm sektörlerinin geliştirilerek daha da yaygın hale gelmesi olduğunu belirtti. Aktunç, ülkeme hizmet edeceğim için heyecan duyuyorum. Birikimlerimle ve samimiyetimle halkıma, ülkeme hizmet etmek için yola çıktım. Benim tek idealim ülkeme hizmet etmektir dedi. Evet sayın seyirciler, bültenimize dış haberlerle devam ediyoruz şimdi de. Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi kurtarıldı ancak kaybolanlar konusunda net açıklama yapılmadı. Sivil toplum kuruluşlarına göre teknede 700'den fazla göçmen bulunuyordu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olayın ardından Yunanistan'da ulusal yas ilan edildi. Mora Yarımadası'nda Navarin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda 79 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Kalamata Limanı'na götürülürken uzmanlar ölü sayısının artacağından endişe ediyor. Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikolas Alexiou, Yunan
Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye teknede kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir sayı vermenin şu an için mümkün olmadığını belirterek teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Göçmenlerin ifadelerine göre teknenin ambarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Alexiu, olayın Akdeniz'in en derin noktalarından birinde meydana geldiğini, teknenin insanların bir noktaya toplanması nedeniyle batmış olabileceğini açıkladı. Yunan sahil güvenlik birimleri kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini açıkladı. Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gitmeye çalışan teknede sivil toplum kuruluşu Alarm Fon'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor. ERT, bottakilerin çoğunun 20'li yaşlarda erkek olduğunu aktararak düzensiz göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları bilgisini verdi. Olay üzerine Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı saldırıda ilerleme gösterdiğini, daha fazla toprağı geri aldığını bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayıp yarın tamamlanacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın briefinginde gazetecilere açıklamalar yaptı. Savunma Bakanları toplantısının Ukrayna'nın büyük bir karşı taarruz yürüttüğü sırada yapıldığına işaret eden Stoltenberg, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un NATO üyelerine sahadaki durum hakkında bilgi vereceğini söyledi. Stoltenberg, henüz taarruzun ilk günleri, bunun savaşın dönüm noktası olup olmayacağını bilmiyoruz. Ancak Ukraynalıların ilerleme kaydettiğini ve daha fazla toprağı geri aldığını görüyoruz, dedi. Ukrayna'nın ne kadar kazanım elde ederse, müzakere masasında elinin o kadar güçlü olacağını vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna toprak kazandıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muharebe alanında kazanamayacağını anlaması, adil bir barış için müzakereye oturması ihtimali artıyor, ifadesini kullandı. Yeniden içe dönelim. Anayasa Mahkemesi Elsen'in kamu ihale değişiklik yasası aleyhine açtığı davayı görüştü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik davanın karar için süresiz ertelendiğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi Elsen'in kamu ihale değişiklik yasası aleyhine açtığı davayı görüştü. Sendika avukatı Serkan Mesudoğlu 25 Nisan 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yasanın aksayı için yapıldığını, bunun da kamu yararı gözetmediğini belirtti. Mesutoğlu bu durumun anayasanın ikinci maddesini ihlal ettiğini belirterek, kamu ihale değişiklik yasasındaki 24. maddenin C bendinin yürürlüğünün durdurulmasını talep etti. Başsavcı muavini İlter Koyuncuoğlu ise davacının anayasanın 147. maddesi nezdinde dava açamayacağını kaydetti. Koyuncuoğlu 147. maddeye göre sendika diğer kurum ve kuruluşların sadece kendi varlık ve görev alanlarını ilgilendiren konularda dava açabileceğinin altını çizdi. Davalı ve davacı tarafların iddia ve beyanlarının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik davayı karar için süresiz erteledi. Mahkemenin kararını açıklamasının ardından Elsen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Avukat Serkan Mesutoğlu basına açıklama yaptı. Elsen Genel Başkanı Cesurer, ülkede yıllardan beri enerji sorunu yaşandığını belirterek, Aksa'nın kapasitesi artırılırken Kıbrıs'taki yatırım yapılmasına ilişkin kararların ise uygulanmadığını savundu. Avukat Serkan Mesutoğlu da argümanlarını mahkemeye aktardıklarını, Anayasa Mahkemesi'nin karar için davayı süresiz ertelediğini dile getirerek, makul sürede karar verilmesini ümit ediyorum, dedi. Narkotik ekipleri Lokmacık ara sınır kapısında geçit yok operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis basın bültenine göre Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yapan 20 yaşındaki bir erkek şahsın tasarrufunda toplam 1 kilo 100 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 20 yaşındaki başka bir erkek şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk GSM operatörü Vodafone Telsim, 31 Temmuz'da 4.5G'ye geçiş için hazır olduğunu duyurdu.
Vodafone Telsim 4.5G'ye neden geçmiyoruz başlığıyla basınla buluştu ve gelinen aşamayı duyurdu. Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar 4.5G'ye geçmek için neyin beklendiğini 12 yıldır sorduklarını belirterek 12 yıl boyunca verilen mücadeleler sonucu artık son aşamaya gelindiğini söyledi. Ekim sonu ise bizim 4.5G'ye geçmemizin zorunluluğu sözleşmelerde malum. Arada 52 günlük bir fark var. Bu 52 günlük fark da ilk ihale ile ikinci ihale arasındaki tabii ki süreden kaynaklı. Bizler imzaladığımız sözleşmeler rakibimizin Eylül'ün ilk haftasında, bizimse Ekim'in son haftasında geçmemizi öngörüyor. Ve biz de bu noktada diyoruz ki hizmet bir şekliyle bu ülkeye gelmesi gerekiyorsa ve kamu yararınaysa bu hizmet, her türlü yasanın, sözleşmenin, tüzüğün, bütün yasal düzenlemelerinde kamu yararına göre yapılması gerekiyor. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüzde, adanın artık dijitalleşmesi gerektiğine işaret ederek adadaki hizmet anlayışının farklılaşması, dünya standardına ulaşması için çalıştıklarını kaydetti. Bu adadaki en büyük, hatta tek global ülkemize hizmet ederken de en büyük hedefimiz bizim ticaretin haricinde dünya standartlarına ulaşmak için bütün gerekli olan yatırımları yaparak bu ülke insanının ve ülkemizin sadece bireysel değil, kurumsal alanda da dünya standartlarını yakalayabiliyor olmak. TÜZ dünyada 4.5G'ye geçmeyen bir Yemen, bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaldı. Bu kabul edilebilir değil ifadelerini kullandı. Hizmetlerimiz devam ediyor. Teknolojik altyapılarımızı değiştiriyoruz. Sadece 4G, 4.5G için değil, bugün yaptığımız yatırımların hepsi 5G'yi kapsıyor. Kültür Dairesi tarafından gerçekleştirilen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında çocuklara Kıbrıs Türk halk masallarından örnekler sunuldu. Arkadaşım Kitap etkinliği kapsamında ise halk kütüphanelerine üye kaydı olan ve yeni üye kaydı yaptıran çocuklara kitap hediye edildi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane'de gerçekleştirilen etkinlikte Kültür Dairesi personeli Nurperi Özgener, Kültür Dairesi sanatçısı müzisyen Tuncay Langal ve müzisyen Lejla Egemen'in sunduğu müzik dinletisi eşliğinde Kıbrıs Türk masallarından örnekler okundu. Etkinlik daha sonra Algım Özel Eğitim Okulu öğrencileri için özel olarak tekrar sunuldu. Öte yandan Kültür Dairesi tarafından düzenlenen Arkadaşım Kitap etkinliği kapsamında ise 8-17.30 saatleri arasında Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazi Mausa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde üye kaydı olan ve yeni üye kaydı yaptıran ilk ve ortaokul çocuklarına kitap hediye edildi. Evet, bültenimizi Yüksek Seçim Kurulu'nun 21 numaralı duyurusuyla noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 21 numaralı duyurusu. 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçimlerinde vatandaşlar www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerimizin nerede oy kullanacağım linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecektir. Bu şekilde sonuç alınamaması halinde 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler. Yine sonuç elde edilemediği takdirde verilen telefon numaralarından ilgili ilçe seçim kurullarına ulaşıp bilgi edinebilirler.
ilçe seçim kurullarımız, yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir takım tedbirler almış bulunmaktadır. Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin 22 Haziran 2023 tarihine kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecektir. İlgililere duyurulur. Telefon numaraları: Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu 612-20-25, Gazi Mausa İlçe Seçim Kurulu 612-20-40, Girne İlçe Seçim Kurulu 612-20-56, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu 612-20-72, İskele İlçe Seçim Kurulu 612-20-82, Lefke İlçe Seçim Kurulu 612-20-98. Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu 2023 sezonuna Rally Sprint finaliyle nokta koyacak. Basel Holding'in ana sponsorluğundaki Rally Sprint yarışı İnönü'de 7. kez gerçekleştirilecek. Rally şampiyonası öncesi 3 yarış olarak planlanan Rally Sprint heyecanı hafta sonu Sinde Rally Sprint yarışıyla tamamlanacak. 22 ekibin mücadele edeceği şampiyonanın zirvesindeki Enver Haskasap Halil Mulla ikilisi, ikinci sıradaki Çağkan Bozalanlar Hasan Odun ikilisi ile üçüncü sıradaki Selen Bilgimer Ali Burhan ikilisi şampiyonluk için piste çıkacak. Ana sponsorluğunu Kale Boya'nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya Rock Cup Karting Şampiyonası 18 Haziran Pazar günü yapılacak sezonun 3. ayak yarışlarıyla devam edecek. Sezonun 3. yarışını yine Cemsa Sporting Center'da gerçekleştirecek. Pazar sabahı 8'den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışı bilgilendirme toplantısı yapılacak. 9.30'daki resmi antrenmanlarla devam edecek organizasyonda sıralama turları 10.30, ilk ayak yarışları 11.30, final ayağı yarışları ise 13.15'te başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Kadınlar Handbol Milli Takımı Kosova'da oynadığı 3. maçından da galip ayrıldı. Milliler Kosova Süper Lig 4.sü ve Avrupa Kupası temsilcisi Gijakova takımını 31-23 yenerek maçlarını tamamladı. Alanya'da devam eden Çim Handbol Turnuvası'nda da U17 Kadın Milli Takımı gruptaki güçlü rakibi Elazığ takımını 16-4 mağlup etti. Plaj Handbolu'nda ise ilk maçta Defne Spor Kulübü'nü 2-0'lık skorla rahat geçti. Futbol Federasyonu'nun Aspuzu sponsorluğunda üstlendiği U16 bölge karmalarında ikinci hafta müsabakaları oynandı. Alınan sonuçlar ise şöyle: Girne 2, İskele 0, Lefkoşa 2, Güzelyurt Lefke 0, Gazi Mausa 1, Mesarya 0. 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Hollanda'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yenen Hırvatistan finale yükseldi. Yarı finalin diğer maçı bu akşam 21.45'te İspanya ile İtalya arasında oynanacak. 2023 SEV Avrupa Altın Ligi A grubu 5. maçında Portekiz'i 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri son karşılaşmalar öncesi liderliği garantiledi ve adını Hırvatistan'da düzenlenecek dörtlü finale yazdırdı. Milli takım SEV Avrupa Altın Ligi A grubundaki 6. maçında ise cumartesi günü Ankara'da Danimarka'yı ağırlayacak. Dörtlü final 24-25 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde oynanacak. Amerikan Ulusal Buz Hokeyi Ligi NHL'de Vegas Golden Knights şampiyon oldu. 2017 yılında kurulan Golden Knights final serisini 4-1 kazandı ve kuruluşundan sadece 6 yıl sonra Stanley Kupası'nı kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. Vegas'tan Jonathan Marchessault playoff'ların en değerli oyuncusu seçildi. Müzik
İngiltere Premier Lig'de dengeleri değiştirecek sona gelindi. Köklü kulüplerden Manchester United'ın tüm hisselerinin Katar Şeyhi Jasim Bin Hamam El Thani'ye 6 milyar euroya satıldığı belirtildi. Aday ekibi 2005'ten bu yana sahibi olan Glazer ailesinin onayı sonrası el değiştirdi. Katar'da yayın yapan El Vatan gazetesi de devralma işleminin tamamlandığını iddia etti. Türk Bankası para hattını sunar. Para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Evet, sıcak havalar geliyor efendim. Geliyor. 33-34 dereceye kadar termometreler çıkacak. Yani sıcak hava geliyor ama geçici. Sonra yine tetriyeceğin hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Bu düşüş 1-2 derecelik bir düşüş olacak. Yine sıcağı hissedeceksiniz. Sıcak karakterli alçak basın sistemiyle nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak Kıbrıs adamız. Ve gecemiz açık ve az bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 19, Lefke'de 20, Girne'de 21, Güzel Yurt'ta 18 derece. Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 20, İskele ve Gazimağusa'da 21, Alev Kayası'nda 17, Larnaka'da 20, Limasol'da 19, Baf'ta 20 ve Trodos'ta 12 derece. Ve yarın hava açık ve az bulutlu geçecek. Ve mevsim normalleri civarında veya az üzerinde bir sıcaklık seyri olacak. Lefkoşa'da yarın 34 derece, Güzel Yurt'ta 32, Lefke ve Girne'de 30, Alev Kayası'nda 27, Yenerenköy ve Gazimağusa'da 30, Larnaka ve İskele'de 32, Limasol'da 31, Baf'ta 31 ve Trodos'ta 28 derece. Ve denizlerimizde hava açık, az bulutlu. Zamanla parçalı az bulutlu bir görünüm olacak. Ve rüzgarlar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde kuzey sahilde ve batı sahillerde. Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde bir rüzgar nereden esecek? Güney sahillerimizde ve doğu sahillerimizde. Orta dalgalı bir deniz ve yaklaşık 2 metrelik bir dalga boyu oluşacak. Ve sabah sabah sizler için deniz suyunu ölçtük ve 25 dereceye yükseldiğini gördük deniz suyu sıcaklığının efendim. Tetriyeceğin deniz suyumuz da ısınıyor. Evet, bugün ve yarın mevsim normalleri civarı veyahut mevsim normallerinin az üzerinde bir sıcaklık seyri olacak. Kuzey ve batı, yer yer güney ve batıdan orta bir ara kuvvetlice bir rüzgar esecek. Orta dalgalı bir deniz ve ne bekliyoruz? 2 metrelik dalga boyu. Tabii ki orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu bugün ve yarın çok
yüksek efendim. Tedbirleri elden bırakmayalım diyelim ve diğer yayınlarda görüşmek buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede nasıl yol izlenmeli? Sosyal medya uyuşturucu kullanımını özendiriyor mu? Çocuklarımız nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya? Uyuşturucuyla mücadeleye yıllarını adamış gazeteci yazar Hasan Karaokçu her şeye rağmene konuk oluyor. Doktor Aslı Önay Akçay'la her şeye rağmen Cuma 18'de BRT 1'de. Küçük Güzeldir programında Lefkoşasur içinde yer alan yeni mekanları ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu hafta Sıdık Oysal'a ait Nikos isimli butik oteldeyiz. Mutfaklarından örnekle sunduğumuz programımız